Evet. Cümleten hepimize geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim Nazancığım. İyi ki varsın. Sen de öyle. Bir ara iş bitmeyecek sandım. Bitti kızım, bitti. Ailecek kurtulduk bu belada. Hadi iyi yolculuklar o zaman size. Senin araba nereden işte? Biraz ilerliyorum için. Ha. İyi yolculuklar. Sağ olun Nazancığım. Hadi hoşça kalın. Tarık. Teşekkür ederim yani Sezai ile birlikte çok uğraştınız benim için. Uğraşacağım tabii Gülsün. Aşk olsun yani. Hadi, hadi binelim. Hadi, hadi Ümit. Hadi kızım. İstanbul'da görüşürüz. Görüşürüz baba. Oylumcuğum hadi yavrum, hadi. Ben babamla gideceğim. Babamla mı? Evde görüşürüz. Baba. Ben de geleceğim. Geç, geç. Ümit, Ankara'ya kadar gelmişken Beypazarı kurusu alalım mı? Ne dersin? Aa, dur. Ben biliyorum bir yer. Abla, abla. Ne? Nazo Beypazarı kurusu alalım diyor. Tamam, tamam. Alırız. Hadi, hadi. Ay, hadi hep derdim boğazım ya için. Hayır yani şimdi hemen niye gitti ki Tarık'ın peşinden? Oylum eniştemle çok yağlı ballı değil mi abla? Aralarından su sızmıyor neredeyse. Neden ya? Ne olacaktı? Aa, küs mü olacaklardı? Ya tamam babası da yani. Hadi bir şey demeyeyim. Hay, anlayamıyorum yani. Sen elma ile armudu karıştırma oğlum. Ya Tarık'ın meselesi benimle. Hayır efendim. Senin meselen falan değil. Çocukların da meselesi. Sadece seni aldatmadı ki onları da aldattı. Hayatım Tarık onların babaları. İster kavga ederler, ister bağırırlar, ister barışırlar. Ya o onların meselesi. Yani evet tamam. Ama bu kadar çabuk affetmeseydi keşke. Tarık Efendi biraz üzülseydi, acı çekseydi değil mi? Aynen Nazo, aynen. Ben de aynen böyle düşünüyorum. Aynen. Bolu'da mangal? Et yememeye çalışıyorum ben. Aa, vejeteryan mı oldun? Hı-hı. Pesketeryanlık için çabalıyorum. Ha, balık yiyen, vejeteryan, ha? Evet. O zaman Boğaz'da balık. Hatta levrek. Levrek çıktı mı ya? Evet çıktı. Tam zamanı kızım. Tamam. Ben aslında en başında size anlatmaya çalışmıştım. Niye? Hayallerimi. Ne yapmak istediğimi. Nasıl bir hayatım olsun istediğimi. Hatırlıyor musun? Bir kere balerin olmak istediğimi söylemiştim. Hatırlıyorum tabii. Lise 2'ye mi gidiyordun? Lise 1. Ben ne bileyim sanmıştım ki böyle size güzel güzel anlatsam. Kendimi ifade etsem, siz benim yanımda olursunuz, desteklersiniz beni. Ben de hayallerimi yaşarım. Ama daha kendimi anlatmaya çalışırken bir anda annem kıyametleri kopartmıştı. Annene haksızlık etme, karşı çıkan sadece o değildi. Ben de karşı çıktım, ikimiz de. Niye baba? Gerçekten neden karşı çıktınız? Yani daha liseye giden bir kız sizin karşınıza geçmiş ve ne yapmak istediğini anlatıyor, kendinden bahsediyor. Bu çok güzel bir şey değil mi? Babacığım, bak, anne baba olunca anlarsın diye bir laf vardır. Yani gençken hiçbir anlam ifade etmez. Hatta gençleri kızdırır, biliyorum. Yapma. Yani yapma gerçekten. Böyle klişeleri konuşmayalım. Klişe tabii. Klişeler aynı zamanda gerçektir babacığım. IQ testinde üstün zekalı çıkmıştın. Dünyanın neresini istersen oraya gidebilirdin, orada okuyabilirdin, istediğin mesleğe sahip olabilirdin. Ben de, annen de ünlü üniversitelerde başarıdan başarıya koşan kızımızı hayal ediyorduk.
Şimdi düşünüyorum da doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık bilemiyorum. Bence biliyorsun. Biliyorsun bence. Yani şu yaşadıklarımıza baksana. Çok da doğru yapmamış olabilirsiniz sanki.